hatırlayacaksınız, birkaç gün önce Canik'le bir röportaj yapmıştık. Gencay Gençer'le ve konularımızdan bir tanesi de özellikle kamikaze, suüstü dronlara karşı savunma sistemleriydi. Çünkü Ukrayna çok önemli bir vuruş daha yaparak Rus donanmasına ait bir gemiyi batırmıştı. Geçtiğimiz gün tekrar yeni bir görüntü geldi ama bu geminin Türkiye ile ilginç bir bağlantısını anlatmak istiyorum size. Bu gemi Ukrayna'nın batırdığı Chaser Kurikov adlı bir gemi. Bu gemiyi nereden hatırlayacaksınız? Şimdi biraz filmi 9 yıl geriye saralım. 2015 yılına. 2015 yılı Türkiye ve Rusya ilişkilerinin adeta dip yaptığı bir yıl. Neden dolayı? Çünkü Suriye'de operasyon yaparken Rus Hava Kuvvetleri'ne bir ait bir Su-24 tipi uçak hava sahamızı defalarca ihlal ediyor. Ve bölgede uçan F-16'ların attığı hava hava füzesiyle Su-24 düşüyor. İki pilot fırlatma koltuğunu kullanarak atlıyor. Bir tanesi kurtuluyor ama ikincisi oradaki bölgede havada paraşüt ile inerken vuruluyor ve tabii ki Türkiye ve Rusya arasında yeni bir kriz daha çıkıyor. Bu krizin etkileri bir sene sonra 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yavaş yavaş erimeye başlayacak durumda. Şimdi Ukrayna Savaşı'nda da biliyorsunuz Türkiye durumu hem Ukrayna ile ilişkiler var hem Rusya ile ilişkiler var. Bu gemi de 2015 yılında bizim boğazlardan geçerek aşağıya Suriye iniyor. Ve askerlerden bir tanesi de omuzdan atılan, yerden havaya atılan bir Manpads füzesiyle adeta boğazın üzerinden geçiliyor ve fotoğrafı çekiliyor. İşte bu gemide neden böyle bir şey yapıldı? Burayı bir uluslararası sivil bir geçiş alanı olarak görmüyor mu diye çok sorgulanmıştı. İşte Ukrayna'nın batırdığı gemi bu. Çok ciddi bir kamikaze su üstü araçlarıyla yapılan saldırıda Ukraynalılar bayağı iyi öğrendiler bu işleri. Bu sefer bu gemi o kadar gafil avlanmış ki herhangi bir savunma sistemi de yok. Adeta Ukrayna'nın bu kamikaze drone'u birinci vuruyor, ikinci vuruyor ve arkasından batırıyor. Gerçekten çok acı bir yaklaşım. Hani savunma yapılamadığı için. Ama görüyorsunuz işte burada Canik'le yaptığımız röportajın ilgili bölümünü yukarı bırakıyorum. 80-90 bin dolarlık bir kamikaze yüzlerce milyon dolarlık gemiyi etkisiz hale getirebiliyor. Gerçekten drone hikayesi, drone saldırısı, kamikaze drone bu Ukrayna Savaşı'yla farklı bir yere doğru geçmiş durumda.